Şimdi değerli arkadaşlar, Suriye'nin Münbiç'e yönelik böyle bir psikolojik şu anda bir çalışma, psikolojik bir şu anda eylem içerisinde olduğunu biliyoruz. İşte orada kendi bayrağını dalgalandırma gibi bir durumun olduğunu biliyoruz. Ama ortada henüz daha kesinleşmiş ciddi bir şey yok. İşte bir saat kadar önce yine arkadaşlarımla istihbaratla vesaire görüşmeleri de yaptım. Ama henüz kesin bir şey söz konusu değil. Tabii Rusya'nın bu noktada ciddi resmi makamların ifade ettiği gibi de orada da bu şekilde kesinleşmiş bir şey yok. Kaldı ki yarın sabah biliyorsunuz buradan benim heyetim Moskova'ya gidecek. Dışişleri Bakanımın riyasetinde Savunma Bakanım, İstihbarat Başkanım ve benim aynı zamanda özel temsilcim ve büyükelçi birlikte dörtlü bir ekiple oraya gidecekler. Ve orada bu konuları etraflıca ele alacaklar. Ardından belki benim de Sayın Putin'le hem telefon hem de bir Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir. Çünkü bunları bizim bu arada çok ciddi olarak ele almamız gerekiyor. Olay tabii sadece Münbiç değil. Münbiç'le birlikte bizim oradaki terör örgütlerini yok etmeye yönelik çalışmamızdır. Ve bizim bütün hedefimiz burada YPG'nin gerekli dersi almasıdır. Ve bu konuda da kararlılığımız tamdır. Tabii biz de şu anda tedbirlerimizi aldık ve silahlı kuvvetlerimiz şu anda bölgede çalışmalarını biliyorsunuz sürdürüyor. Ve ben işin detaylarına girmeyeceğim. Çünkü bu konuda istihbarat ölüdür. Eğer istihbaratı diri yaparsanız buradan netice alamazsınız. Ama biz şu anda Türkiye olarak bölgede her türlü gerekli adımı atmış vaziyetteyiz. Özellikle de Münbiç, Halep o bölgede şu anda atılan adımlarımız var. Zaten gözlem kulelerimizin durumunu biliyorsunuz. Ve bunlarla beraber bölgedeki istikrarımız devam ediyor. Gerek Amerika ile olan görüşmelerim, işte kısa bir süre önce Sayın Trump'la olan görüşmem, gerekse Rusya ile olan ilişkilerimiz sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Bu Münbiç operasyonunu etkiler mi bu durum ilerleyen dönem? Şimdi bizim Münbiç konusunda biliyorsunuz ta Sayın Obama döneminden başlayan bir sürecimiz vardı. Ve bu süreç içerisinde ne yazık ki Obama hiçbir zaman verdiği sözü tutmadı. Ve YPG, PYD bunları çıkaracağının sözlerini bize vermişti. Ve Münbiç %90 civarında Arapların oluşturduğu bir bölge. Biz bütün bunlara rağmen hep sabrettik. Sayın Trump döneminde bu tekrar gündeme geldi. Ve Sayın Trump da tabii burada özellikle müşterek bir hareket içerisinde olabileceğimizi bize söyledi. Ve Sayın Putin'le aynı şekilde insani yardım noktasında Münbiç'e yönelik attığımız adımlar, atabileceğimiz adımlar bunları hep aramızda konuştuk. Ama şu anda gelinen noktada tabii ki bu topraklar şey olarak Suriye'ye ait. Biz Suriye'nin bir defa bölünmesine zaten karşıyız. Ama bizim bütün hedefimiz oradaki terör örgütlerinin oradan çıkmasıdır. Terör örgütlerinin çıkması halinde zaten bize de yapacak iş kalmaz. Efendim bir başka terör örgütü FETÖ'ye yönelik Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin az önce aldığı bir karar var. Nasıl değerlendirirsiniz? Bu tabii öncelikle çok büyük önem arz ediyor. Bildiğiniz gibi kısa bir süre önce Şebi Arus törenlerinin olduğu dönemde
önceki Anayasa Mahkemesi veya Yüksek Mahkeme Başkanı buradaydı ve bizimle beraber Konya'da oldu. Ama aynı gün İstanbul'da yaptığımız Anayasa Mahkemeleri zirvesinde de yeni, yani şu anda göreve gelecek olan Anayasa Mahkemesi Başkanı Pakistan'ın, burada da bu durumu söylediler ve söylenen böylece gerçekleşmiş oldu. Yani FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu onlar da ifade ettiler, kabul ettiler. Şimdi bundan sonraki süreç, tabii oradaki bu kapatılan yerlerin bizim vakfımıza devri meselesi. Şimdi o başlıyor. Bu süreç tabii Maarif Vakfı'na geçiş süreci çok çok büyük önem arz ediyor. Ve yine bu arada Azerbaycan'da bazı olumlu gelişmeler var. Onların da bu gelişmelerle birlikte müjdelerini bu akşam, yarın sizlere verebiliriz. Böyle bir durum söz konusu olursa görüşür müsünüz? Benim kapım herkese açık ama Bay Kemal'den izin alabilir mi bilmiyorum. Çünkü Bay Kemal biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'yle arası pek iyi değil. Ama Bay Kemal'den izin alırsa ben kapımı herkese zaten açık tutuyorum. Seve seve karşılarım. Kahve ise kahve, çay ise çay. Onu da ikram ederim. Efendim yarın Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyla birlikte 39 ilçede açıklanacak mı? İstanbul ilçeleri. Çalışmalar devam ediyor mu? Tabii tabii. Hedefimiz yarın Büyükşehir Belediye Başkan adayımızla birlikte inşallah ilçeleri de açıklamak. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.